sessin. Şu avucunla sırrı. Sizlerden şunu isteyeceğim. İnandığınız davadan staj ve çırak mağduru olup da her türlü algılarla üzerimize gelinecek biliyoruz. Ama pes etmemekle bir bütün olup da hakkımızı istiyoruz demekle hepimizin varız, biriz, birlikteyiz ve buradayızdan asla vazgeçmememiz gerekiyor. Bravo başkan. Şunu yazayım hemen. 16 yaşlarında bizim yaş grubumuzda başlayan ve bize verilen sigorta numarasıyla başlangıcımızı yaptık. Hevesiyle koşa koşa büyüklerimizin yanına gittik. Neden? Bize hep tavsiyeleri aman bir devlet güvencesi altında işiniz olsun. Ne güzel dedik, biz de artık bir sigortalıyız ve çalışma hayatımız başladı. İlerleyen süreçte gördük ki maalesef bu sigorta kartımız hiçbir işe yaramadı sevgili arkadaşlar. Nedir? Yuh yok arkadaşlar. Mücadeleyi bu yuhu bırakalım. Biz mücadele şeklimizde var olalım sevgili arkadaşlar. Bu sigorta kartının numarasıyla, arkada yazılan numarayla ben emekli oldum. Birçok arkadaşımız da bu numarayla. Ama 2 yılımızı maalesef saymadık. Buradayız. Hep var olacak mıyız? Bu numaralarımız staj SSK başlangıcı olsun deyip de pes etmeyenler olacak mıyız? Bu mücadele birlikte gelecek. Bu mücadele sonu vazgeçmemekle gelecek sevgili arkadaşlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Yolumuz açık olsun. Arkadaşlar Bursa grubumuz 5 dakika kadar burada olacak. Bekliyoruz onları. Program ondan sonra başlayacak. Teşekkür ederim. Evet Erol Bey, program başlatalım. Arkadaşlar. Adalet, sırtacak, adalet, sırtacak, adalet, sırtacak, adalet, sırtacak, adalet, sırtacak, adalet, sırtacak, adalet. Arkadaşlar, sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ile bugüne kadar tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna, ardından da İstiklal Marşı'nıza. Arkadaşlar ses kesin. Olacak haber milletimin yıl
81 ilimizden, ilçelerimizden hepiniz hoş geldiniz diyorum. Siz eğilmeyiz. Asla eğilmedik. Bugünden sonra da eğilmeyiz. Hiç merak etmeyin. Değerli vekillerim, il ilçe başkanlarım, kıymetli basın mensubu arkadaşlar, EYT Federasyonu Başkanı Sayın Özbak, değerli EYT dernekleri, siz değerli staj ve çıraklık sigortası mağdurlar arkadaşlarım, tekrardan hoş geldiniz. Bugün ama önce bir ortaya koyalım. Nedir staj mağduriyeti? Bizler meslek lisesi, üniversite, yüksek okullarında zorunlu staja tabi tutulan sanayide, araba tamirhanelerinde, kuaförlerde, sahil iş kollarında çalışırken haftanın 5 günü çalışıp bir günde teori eğitim almak amacıyla meslek okullarına gönderilen emektarların bizzat devlet tarafından yapılan sigortalılığını istifa beyan, istifa beyan, istifa beyan, istifa beyan, istifa beyan, istifa beyan. Evet. Biz de bakanımıza dedik ki, ne diyelim kendimize? Aktif çalışmamız var. Verdiğimiz emeğimiz, döktüğümüz ter yok sayılıyor. Ne diyelim kendimize? Mutlu mu diyelim? Memnun oldunuz mu şimdi bakanım? Gerçi sayın bakanımıza göre ortada bir mağduriyet yokmuş. Öyle mi? Hukuk adalet! Hak! Hukuk adalet! Hak! Hukuk adalet! Hak! Hukuk adalet! Hak! Hukuk adalet! Evet, şu anda şu an çok kapsamlı bir çözüm getiremiyorsak en azından 1999 öncesi stajını yapmış ama 99 sonrası çalışmaya başlayan kesim için acil çözüm getirelim. Daha sonra tüm staj mağdurlarını çözümünü düşün. Bizlerin ve elbet ailelerimizin oylarının yönünü bu mağduriyet çözümü belirleyecektir. Bunu da asla siyasiler unutmasınlar. Staj mağduriyeti bugün değilse yarın elbet çözülecektir. Ancak bizler bu mağduriyeti hala yaşamamıza neden olanları da bu sorunu çözenleri de unut. Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Hak. Sigorta kartlarımız verildi arkadaşlar. Biliyorsunuz bunların tamam. Renkleri pembe, mavi. Arkadaşlar arkasında ne yazıyordu? Taktığımız zaman başka bir iş yerine girdiğinizde... Arkadaşlar yönetim kurulundan Nesim Ebi'ye mikrofonu veriyorum. Buyurun. Arkadaşlar, Türkiye'nin her yerinden gelen arkadaşlarıma selam olsun.